Karşımızda olacak. Ünal Kaya'nın konuğu da CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi. Bu genel kurul öncesinde biz parti temsilcileriyle meclisin nabzını tutacağız. Sözü de hemen Ünal Kaya'ya bırakalım şimdi Ünal. Başak, senin de belirttiğin gibi artık saatleri sayıyoruz. 15'te genel kurul açılacak ve meclis olağanüstü toplanacak. Tabi ilk olarak şuna bakılacak: 184 sayısını muhalefet tutturabildi mi, tutturamadı mı? İsterseniz bu çağrıyı yapan CHP'den Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ile bu konuyu değerlendirelim. Kendisi şu an yanımızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Efendim, bir çağrınız olmuştu. Bugün meclis olağanüstü toplanıyor. Genel başkan dahil tüm kadro buradasınız. Muhalefet partileri de destek verdi. Tabii iktidar kanadı şu an için öğrenebildiğimiz kadarıyla genel kurula girmeyecek. Muhalefetin 184'ü bulup bulamadığına bakacak. Tamamladınız mı sayıyı efendim? Tamamladık, onu geçtik bile. Bu toplantı için 184 gerekiyor. Biz 132 milletvekiliyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Engin Alan'ı hariç tutarsak 51 milletvekiline sahip. Ama belki birkaç kişi onlardan olmayabilir. Ama Barış ve Demokrasi Partisi anlamlı bir sayıyla bugün toplantıya katılacak. Öyle bekliyorum. Yine bağımsız milletvekilleriyle temas etmiştik. Onların da yine anlamlı bir sayıyla bu toplantı olacağını tahmin ediyorum. 184 sorun değil. 200'e doğru bir sayının genel kurulda olacağını ben tahmin ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiç eskiden yaptıklarını tavsiye etmem. Eskiden de terörle ilgili olağanüstü toplantıda dışarıda beklemişlerdi. Toplantı sayısı olur mu olmaz mı diye ona göre içeri girmişlerdi. Hiç beklemesinler, peşinden gelsinler de yerlerine otursunlar, görüşmeyi hemen başlatalım. Zaman kaybına gerek yok. Peki efendim, bugün meclise gelen fezlekelerin muhtemelen üst yazısı okunacak. O da henüz belli değil. Evet. Yani sizin de fezlekelerin bir özetinin okunması gibi bir talebiniz vardı. Ne bekliyorsunuz bugün efendim? Nasıl bir tablo oluşmasını öngörüyorsunuz? Bizim beklediğimiz, istediğimiz şudur. Anayasanın 98. maddesine göre meclis soruşturması parlamentonun denetim yollarından biridir. Ancak onu diğer denetim yollarından ayıran yanı bir yargılama sonucu yaratacak olmasıdır. Ama bir denetim yoldur. 98. madde gayet açıktır. Milletvekilleri böyle bir denetimi yapabilmek için iddiaları, buna ilişkin belgeleri, delilleri görmek zorundadır. Soruşturmanın gizliliği diye bir ilke burada uygulanmaz. Çünkü soruşturmayı yapacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bir şey karıştırılıyor. Sanki asıl soruşturmayı Cumhuriyet Savcılığı yapıyor da Türkiye Büyük Millet Meclisi savcılığa yardımcı olacak bir soruşturmayı yürütüyor. Hayır. Asıl soruşturmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak. Yani bir anlamda savcılığın görevini meclis üstleniyor. Meclis bu kararı verebilmek için bütün bilgileri, belgeleri görmek zorundadır. Bugüne kadarki uygulamalar da hep bu şekilde olmuştur. Bakanlar hakkındaki iddialar meclise intikal ettirilmiştir. Bu teftiş kurulu raporları olabilir, savcılığın fezlekeleri olabilir. Bunlar mecliste okunmuştur ve ekindeki dosyalarda milletvekillerinin incelemesine açılmıştır. Hep öyle olmuştur bugüne kadar. Şimdi bugün bizim istediğimiz ve beklediğimiz bu fezlekelerin mecliste okunmasıdır. Fezleke deyince böyle 200 sayfa, 300 sayfa bir metin değil. Onlar 4 sayfa civarında bir belgedir bu. Yani 4 sayfada savcı bütün iddiaları özetlemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiştir. Hiç kimse yüzlerce sayfanın okunması yönlü bir Cumhuriyet Halk Partisi talebi olduğunu düşünmesin. 4 sayfalık o civarda bir fezleke metni. Fezleke diyoruz, aslında bu suç duyurusudur. Bu metin okunacak. Ama başkan diyecektir ki metni okuduk, bilginize sundum. Arzu eden milletvekilleri bu metni ve ekindeki dosyaları, raporları inceleyebilir. Meclis başkanlığında bunlar milletvekillerinin emrine hazırdır. Peki efendim, sizin talebiniz bunların açılması yönünde. MHP'nin evet. Ve BDP'nin evet. De tavrı bu yönde. Evet. Peki iktidar kanadı ise tam aksi yönde bir tavır sergiliyor. Meclis başkanının kararı bilinmiyor. Peki meclis başkanı bu fezlekeleri incelemeye açmazsa bir B planınız var mıdır? Ne yapacaksınız? Şimdi anayasaya uygun olan ve meclisin bugüne kadarki teamüllerine uygun olan bunların milletvekillerinin incelemesine açılmasıdır. Aksi takdirde bir hareket, bir işlem anayasayı
ilga etmektir. Anayasanın 98. maddesine aykırı hareket etmektir. Bu bir anayasal suçtur. Yani meclis başkanlığının, oturumu yöneten başkan vekilinin böyle bir suçu düşünecek olmasını, işleyecek olmasını ben tahmin etmem, arzu etmem. Bunu doğru bulmam. Yani bir meclis başkan vekili anayasayı çiğneyecek, siz ne yapacaksınız diyorsunuz. Ben anayasayı çiğnemelerini arzu etmiyorum, beklemiyorum. Fezlekelerin okunmasındaki amaç bunların kamuoyunun, milletvekillerinin bilgisine sunulması ve meclis soruşturma sürecinin başlatılmasıdır. Yoksa biz meclis soruşturma sürecini şu anda 55 imzalı bir önergeyle hemen başlatabiliriz ama arzu ettiğimiz gelişi güzel bir yolla, basın haberleriyle bir soruşturma önergesi vermek değildir. Savcının bu konudaki değerlendirmesi nedir? Bunu görmek, buna göre hareket etmek. Çünkü basın haberleriyle, gazete haberleriyle, internette yer alan ve adına fezleke denen dokümanlarla, bilgilerle hareket etmek bu soruşturmaya zarar vermektir. Meclise zarar vermektir. Yani bir bakanı, bakanlık görevi yapmış bir kişiyi basın haberleriyle soruşturma konusu etmeyi ben demokrasiye aykırı buluyorum. O nedenle okunsun istiyoruz. Yoksa elbette meclis soruşturmasını her zaman başlatabiliriz. Süremiz de daraldı. Son bir soru daha. Genel görüşme talebiniz de var bugün sizin. Ön görüşmesi yapılacak, genel görüşme açılsın mı açılmasın mı diye. Yine fezlekelerin geç gelmesi ve yolsuzluk iddiaları da gündeme konu olacak. Tansiyonun da yüksek olması bekleniyor. CHP olarak nasıl bir tavır takınacaksınız bugün? Genel görüşme fezlekelerin neden meclise geç geldiği ve mecliste okunmasının neden geciktiği konusundadır. Ben tansiyonun yüksek olmasını arzu etmiyorum. Yani bütün görüşlerimizi birbirine çok zıt olsa da medeni bir şekilde ifade edebilmeliyiz. Ben sükunet içerisinde bir görüşme olmasını arzu ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben de teşekkür ederim. Evet, Başak Şengül CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ile birlikte bugünkü olağanüstü görüşme gündemini değerlendirdik. Söz yeniden sende. Peki, birazdan da MHP'den bir isim, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural bizlerle olacak yine meclisten canlı yayında.